müdürümüz Asiye Öcer Bodrum'da ve yanında efendim Seda Sayan var. Kulak verelim. Ne yaralar kapanır bu hayatta. Evet, şu an ekranları başında bizi izleyen herkese Bodrum'dan sevgiler gönderiyoruz. Ve bayramlarını en içten dileklerimize kutluyoruz. Ve şu an yanımızda çok ama çok değerli bir isim sevgili Seda Sayan var. Hoş geldin. İyi bayramlar herkese. Herkese. Oh. Güzel kokulu bayramlar. Kokulu öpücükler. Kokulu kokulu. Mis gibi öpücükler gönderiyorum. Hoş geldin. Bayram ayı biliyorsunuz ki küslerin barışmayıdır. Küs olup da barıştıklarınız var mı? Var işte Müge ile Gülşen. Müge Gülşen barıştık. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Başka? Başka yok. Ya ben artık kimseyle küsmemeye dikkat ediyorum. Çünkü zaman avuçlarımızın içinden kayıyor gidiyor ve birçok arkadaşımızı kaybettik. Ne kadar gereksiz bir şey küs kalmak. Onun için kalmıyorum. Ben zaten küssen ve unutan bir kadınım. O yüzden yani neye küstüğünü, sebebini bile unutan bir kadın olduğum için fark etmiyorum. Fark etmiyor. Devam ediyorum ben. Hiç kin gütmüyor musunuz kimseye? Yok, hiç kinci değilim. Hiç değilim. Hiç yani kin diye bir şey benim içimde yok. İnatçı mısın dersen çok inatçıyım ama kin bilmem, küs kırılgan olabilirim ama küslük de uzun süre öyle sürdürebilen bir kadın değilim. Yumuşak ve naif tarafım var yani o hemen öbür tarafı törpülüyor. İnadı biraz da o törpülüyor. Bir tarafım var yani içimde bir çocuk var kırılan. En son kime kırıldınız? En son kime kırıldım? Müge ile Gülşen'e kırıldım. Ama şimdi barıştık. Bayram. Peki efendim, herkes sizden korkuyor. Niye? Neden? Bilmiyorum, benden niye korkuyorlar anlamıyorum. Yani neden acaba? Sence niye? Belki saygı duyuyorlar fazla. O yüzden. Belki ya iş hayatından dolayı bunu soruyorsan, tabii işimde çok disiplinli olmam belki bu saygıdan ve biraz korkuya geçiyor olabilir. Fazla mükemmeliyetçiyim, doğru. Burcumun da özelliği disiplini temsil ediyorum. Çocukluğumdan beri de öyleyim. Tırnaklarımla kazıya kazıya bir yere gelmişsen hem gelirken hem de geldiğin yeri koruman adına o disiplinin ve omurgalı duruşun dolayısıyla karşındakinin sana saygı duyması. Saygı zaten hak edilir, saygı istenmez. Dolayısıyla korkuyorlarsa bundandır. Yoksa ben öyle korkunç olduğumu düşünmüyorum yani. Aslında çok komik kadınım. Komiyimdir yani. Ne bileyim, niye korkuyorum? Belki çok görmüyoruz komik olduğunuzu. O yüzden olabilir mi? Belki soru sormayı bilmiyorsunuz. Ha. Mesela bir mekan çıkışında öyle abuk bir soru soruluyor ki o zaman ne oluyor, geriliyorsun. Halbuki geçen gün yine bir mekan çıkışı dedim ki yemek sonrası. Bak şurada siz kaç saattir bekliyorsunuz diye burada duruyorum. Allah aşkına güzel soru soracaksanız şu sorulara cevap vereyim dedim. Öyle ya, öyle bir soru soruyorlarken orası o kapının önü, o sorunun cevabı orada gelemez yani. O oturacaksın, konuşacaksın. Ama kapının önünde yemek yemişsin, çıkıyorsun, yanında belki görünmek istemeyen dostların ya da ailelerin var. Bir anda kamera ışıkları yandığında tabii ki geriliyorsun. Ve bir de üstüne öyle bir soru patlayınca gergin bir Seda Sayan görünüyor. Halbuki ben yıllarca insanların evine neşe saçmış kadınım. Gerensizsiniz bacım. Gelmiyorum. Bugün her şeyi soracağız size. Sorun. Size biliyorum ki... Oturuyorum bak. Mekan çıkışı değil. Sor. Sor. Her şeyi soracağım. Tamam, gerilmeyeceğim. Peki. O zaman hemen şimdi 15 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkacaksınız. Evet. Uzun bir 15 sonra. Yıl sonra. Çok büyük bir zaman. Teşekkür ediyorum Bülent Kaya Beyefendi'ye. O beni ikna etti. Ve o güzel müessesenin yüzü oldum. Vallahi ben de heyecanlıyım. Çünkü... Başka bir yer. Ben teklifleri kabul etmiyordum bu zamana kadar. Bunu sen de biliyorsun. Çıkmıyordum. Ama güzel olacak. Şimdi hem sahneye çıkacaksınız hem de yepyeni bir şarkıyla. Son sözüm. Evet, son sözüm. Söz müzik Lara'nın düzenlemesini Yasin Keleş yaptı. Yasin de benim uğurumdur. Bir Özgür Aras projesi. Özgür'ün böyle dahiyane fikirleri vardır. Bunu yapmalıyız. Lara dinlettiğinde ben direkt Özgür'e attım. Nasıl şarkı diye. Özgür de çok beğendi.
hemen yapmalıyız dedi. Yaptık, güzel de çıktı, çok beğenildi. Bayağı da iyi gidiyor ya. Beğendi insanlar. Yani bu yazı damgasını vuracak. Allah Allah, şaşırdım yani, hoşuma gitti. Peki biliyorsunuz ki hani yeni şarkı yaptırdığınız için soruyorum. Aranjörlerim çok fazla fiyat istedikleri söyleniyor. Böyle bir polemik, bir tartışma var. Çok büyük paralar konuşuluyor. Ben geçen gün Gülşen'in sizdeki röportajını izledim. Diyor ki az söylemişler, daha fazla diyor, espri yapıyor tabii ama yok ya, o paralar nerede? O kadar büyük paralar alınır. Kim dedi bunu? Kim attı ortaya? Serdar Ortaç. Ne dedi? Bir araba fiyatı ödeniyor aranjörler. Ama Serdar da yapıyordu, bir araba fiyatı mı alıyormuş? Evet. Bilmiyorum. Aranjörler öyleymiş. Yok ya, ben hiç öyle birine rastlamadım. Rastlamadım yani. Ben bir araba parası verip de bir şarkı aldığımı ya da ne bileyim, bana zaten hediye ediyorlar. Şekerim, ne yapayım, araba parası ödeyenler düşünsün. Bana hediyeler geliyor. Lara para bile almadı. Yasin zaten çocuğum gibi. Çok seviyorum onu. Yani bizim aramızda para problemi olmaz. Peki şimdi siz şarkı çıkardınız ama birçok rakip de var etrafta. Rakip? Yok ya. Rekabet olsun. Rekabet güzel bir şey. Tabii ki her yerden bir ses yükselsin. Her yerde benim sesim duyulacak diye bir şey olamaz ki. Bir yerde benim şarkım çalar, diğerine geçersin, diğer arkadaşımın çalar. Ben böyle şeylere pek takılmıyorum ya. Güzel şarkıyı da severim. Tebrik ederim. Sayfamda da arkadaşlarımı paylaşırım. Yani benim öyle şeylerim yok, yasaya bilmiyor musun? Kimi mesela şu an albümünü beğeniyorsun? Demet'in albümü 10 numara. 10 numara. Bütün şarkıları çok güzel. Hepsini tek tek dinliyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi İrem çıkardı. İrem Derici. Bayıldım, paylaştım. Çok güzel bir albüm olmuş. Hatta Özgür'ü kutladım. Harika olmuş İrem Derici'nin albümü de. Yani bu yaz dinlenecek güzel albümler. Benim bir tek şarkım var. Beni dinleyin. Onlar iki albüm. Onları da dinleyin canım. Yani. Ama mesela sizde hiç kıskançlık olmuyor. Yok, bende kıskançlık duygusu diye bir şey yok. Neyi kıskanırım ben? Mesela bu sene beni bronz görüyorsunuz. Ben güneşe çıkmayı sevmeyen bir kadınım. Bembeyaz gezen kadınım. Çok güzel yanan İnsanları, kadınları hep kıskanırım. Ne güzel yanmış. Mesela böyle şeyleri kıskanırım ben. Başka şeyi kıskanmam. Yani kıskançlık duygum yok. Yok mu acaba gerçekten? Yok. Hiç. Karşı cinsi falan. Ya belki arıza çıkarabilirim ama kıskançlıkla ilgili değildir o. Yani vardır onun bir sebebi. Peki hep derler ya, kadınlar kadınlar için giyinir ve süslenirler. Ha yok. Ben kendim için ve beni izleyenler, takip edenler için. Bir kere kendimi seviyorum. Yaradan'ın bana verdiği her şeyden çok memnunum. Özüme sadık kalarak bazı tabii ki uygulamalar yaptırıyorum. Yani dikkat ediyorum bozmamaya, geriye, yaşımı geri götürmeye çalışıyorum. Yani değişmeye değil. Yine geçen gün çektiklerinde ben yeni işlemden çıkmıştım. Ve o mesela o askı işlemini yaptırdığında aslında sokağa çıkmıyor insanlar. Ama ben saklamadığım ve söylediğim için, herkes de yaptırsın diye anlattığım için çıktım sokağa. Çıkınca da tabii o bir tuhaf bir görüntü verdim. Ama bana çocuklar sormadılar. O askıyı sorsalardı ben de evet sabah yaptırdım derdim. Sonra eleştirildi. Hani ne oldu, nasıl yapıldı, böyle mi olacak gibi. Hayır, o yapıldığı zaman biraz tabii ki yani bir yeriniz çizilse orada bile bir deformasyon oluyor. Onun bir oturması lazım. Dolayısıyla biraz eleştirildi ama şu an oturduğunu düşünüyorum. Oturdu evet, mu? Oturmuş. Konsere kadar oturacak iş. Konsere kadar. Peki korkmadınız mı yaptınız? Yok, ben korkmam öyle şeylerden. Korkulacak bir şey de yok. Çünkü küçücük incecik kıl gibi iğnelerle akupunktur gibi sizin zaten yapacakları bölgeyi uyuşturuyorlar. Orayı uyuşturduktan sonra o Fransız askısı dediğimiz aslında gerçekten akupunktur gibi bir şey. Ben bunu o yüzden verdim. Yapılırken konuşuyorum zaten.
Yani bir neşterle yapılan bir operasyon olmadığı için ve kimse de korkmasın bunu yaptırsın. Ya bilsinler istiyorum. Yani ben bunu yaptırdım, çok güzel bir şey. Çok da araştırdım. Hiç de bir zararı yok. Çok emin ellerdesiniz. Yaptırın diye tavsiye ettim. Neştersiz güzellik. Daha ne istiyorlar? Peki en son Hıncal Uluç bir yazı yazdı. Hı. Biliyor musunuz? Duydunuz mu? Duymadım. Seda Sayan'ın yaptığı botokslarla ayırt edemiyorum onu dedi. Yok, Hıncal Bey beni son zamanlarda görmediği için belki. Birebir görse şaşırabilir. Çünkü ben birebir çok şaşırtıyorum insanları. Belki ekranda bütün uzuvlarınız, her şeyiniz 7 kat büyüyor ya. Belki o yüzden bilmiyorum ama yani beni gördüğünde öyle düşüneceğini sanmıyorum. Ben estetik de yaptırsam yüzüme ya da işte vücudumun herhangi bir yerine bir müdahalede de bulundursam geri gitmeye dikkat ediyorum. Yani beni yaptırdığım her şey geri götürmeli, götürebildiği kadar. Ama öyle çok büyük değişiklikler, resimlerime baksanız, bütün arşivlere girseniz çok büyük değişiklik. Ne yaptırdınız bende? Ya yüzümle tabii ki oynuyorum. Ellerimi çok kullanan kadınım ben. Vücut dilini çok kullanan kadınım. Yani herkesin yaptırdığı gibi vitaminler, işte boynun, ne bileyim, dekoltene vitaminler uygulatıyorsun. Artık PRP'ler var, neler var. Her şey sadece kadınlar için değil, benim gittiğim o güzellik merkezlerinde erkeklerin de sıra beklediğini görüyorum ben. Şu an ellerinize bakıyorum mesela, çok narin ve nazik. Ellerim, evet, çok ellerimi çok kullandığım için. Çünkü elim ayağım durmaz, ben çok hiperaktif de bir kadınım zaten. Yani bakımlı da olmalıyım, bir kere kendime saygım var benim. Kendimi seviyorum söylediğim gibi. Bedenime ihanet etmemeye dikkat ediyorum. İyi bakıyorum kendime. Güzel yaşamaya dikkat ediyorum. Her sabah, şimdi bunu anlatıyorsunuz ya, merak ettim. Her sabah kalktığınız zaman ilk aynaya bakıp ne diyorsunuz? Hamdolsun. Bir kere aynaya bakmadan önce uyandım. Yatağımdan ayağımı uzattığım ve yere bastığım an hamdolsun uyandım diye uyanıyorum. Ve bunu tavsiye ediyorum. Bunu yapın. Uyandınız. Bütün problemleri geride bırakın. Uyanamayabilirsiniz. Yeni bir güne uyandınız. Yaradanın sayesinde. Önce hamdolsun diyorum, duamı ediyorum, kalkıyorum. Aynaya baktığımda güzel şeyler görüyorum. Ben zaten her şeye güzel bakıyorum. Her şey güzel, hayat güzel, insanlar güzel, her şey güzel. Hiç beğenmediğiniz bir özelliğiniz var mı? İnadım. Çok inatçıyım. Ben çocukken bile inadım yüzünden babamdan dayak yerdim. Ama yine de burnum düştü almazdım. Yine de babamın karşısına dikilirdim, acımadı derdim. Allah güzel rahmet eylesin babacığımın bayram günü. Güzelliğinize çok dikkat ediyorsunuz. Peki bu cildiniz ne olacak? Cildim işte, bak dikkat ediyorum. Bir kere temizlik çok önemli. Bunu yıllarca ekranlardan söyledim. Bana göre güzel kadın, çirkin erkek, güzel erkek, çirkin kadın, böyle şeyler yok. Temiz, temiz. Temiz erkek, temiz kadın diye bir şey var. Temiz olun. Geçen gün Pınar Altuğ ter kokusuyla ilgili bir şey paylaşmış, hak veriyorum. Bir asansöre bindim, yanımdaki arkadaşıma dedim ki bak şu anda kendimi, ya, üstüm başımı yırtmak istiyorum dedim. Neden dedi, anlamışsındır dedim, ha, pardon anladım dedi. Kardeşim asansörden yarıp çıkmak istedim ya. Allah aşkınıza, havalar sıcak, ne olursunuz. Temizlik ya, sabun, sabun, sabun. Kurban olayım, şu koltuk altlarınızı biz silmeden de şu parfümleri de sıkıyorsunuz. İyice kötü kokuyorsunuz be kardeşim. Ne hakkınız var ya? Sigara gibi bunu da yasaklasınlar. Bir kendinize bakın, bir koklayın, bir bakın be kardeşim. Yemin ediyorum asansörden nasıl, fobim var benim. Koku beni agresifleştirir mesela. Çıkmak istiyorum dedim yani. Ne yediniz, ne yaptınız ya diyecektim. Dedim ki, ama anladılar herhalde. Ama kokan kendini biliyor. Bazen düşünüyorum, bu kokan kendini biliyor mu? Biliyor mu? Mesela ben söylerim. Atıyorum servis yapan bir kardeşimiz ya da birisi kötü koku salgılıyorsa, bu anlık da olabilir. Onu patronuna söylemeli ama şikayet eder gibi değil. Bir uyarsanız, bir ikaz etseniz ya da personelinize biraz daha dikkat etseniz demeli bana göre. Ama şikayet etmemeli.
biraz daha dikkatli olunmalı mı gibi söylenmeli. Ben söylerim. Çocuklar belki hani yoruldular. Biraz daha dikkatli mi olsanız acaba derim. Çünkü servis yapıyor. Adam tependen sarkıyor. Şimdi tependen sarkan adamın koltuk altı senin buranda ve yemek yiyorsun. Dolayısıyla dikkat edilmeli. Ama şikayet etmeyin, söyleyin. Yani o konuda orada kim görevliyse ona söylemeli diye düşünüyorum. Peki efendim, her şeyi açık net bir şekilde anlatıyorsunuz. Geçmişinizi asla unutmuş değilsiniz. Evet. Bunu her zaman da dile getiriyorsunuz. Yokluk çektiğiniz dönemler de oldu. Kibariye ile aynı evde yaşadığınız dönemler tabii, oldu. Tabii. Kibariye benim bu sektörde çok şey paylaştığım, çok sevdiğim, sesine inanılmaz hayran olduğum bir kadın. Ben Kibariye'yi çok seviyorum. Biz onunla Kibariye İzmir'den ilk İstanbul'a geldiğinde ben ailemle oturuyordum. Kibariye birkaç yaş büyüktür benden ama ailemle oturduğum halde evimi bıraktım. Kibariye yalnız diye ben onunla önce birkaç ay otel odasında kaldım korkuyor diye. Çünkü Kibariye benim as solistimdi. Evet, Kibariye as solist çıkıyordu, ben onun üvertürüydüm. Yani üvertür ne demek? Sahneyi ilk açan demek. Ben sahneyi açıyordum. Sonra Kibariye çıkıyordu. Çok büyük sesti. Ben programın bittiği halde otururdum, arkada dinlerdim onu. Çok şey paylaştım. Sonra bir eve çıktı. Evde de yine ben onunla beraber kalmaya başladım. Güveneceği hiç kimse yoktu. İzmir'den İstanbul'a geldiği için. Biz çok iyi arkadaştık. O bana her şeyle güvenirdi. Benim evimin içindeydi, ailemin içi. Babam Allah rahmet eylesin, toprağını sevsin. Çok severdi Kibariye'yi. Annem çok sever Kibariye. Kibariye benim canım ya. Yani bazen çok yoğun oluyorsunuz, arkadaşlarınızı göremiyorsunuz ama onlar bilirler ki sizin kalbiniz ve yüreğiniz onlar için çarpıyordur ve bir telefon uzaklığında olduğunuzu bilirler. Kibariye de benim için o kadar özel bir arkadaştır. Var mı hikayeniz, anınız birlikte? Çok anılarımız var. Çaydanlığı döktü üstüne, kendini yaktı. Hastanelere götürdüm, onu bekledim. Ben onu da çok çektim. Çok çektim. Hastaneye gider, doktordan korkar, iğneden korkar. Ben başında beklerim, elini tutarım, kolunu tutarım. Ama çok şey paylaştık. Biz yokluğu da paylaştık. Paramız yoktu bizim. Çünkü bizi orada Kibariye'yi İzmir'den İstanbul'a getirenler karşılıyordu otelini falan. Parasızdık. Ben zaten gecekondu çocuğuyum. Gecekondudan geldiğimi hep söylüyorum. Yani bunları yaşamış bir kadın olarak, Kibariye de yokluğun içinden gelen bir kız olarak. Yani biz hala o şeyimizi bozmadık birbirimize. Biz hiç birbirimizi kırmadık. Hiç üzmedik. Bak Safiye ile öyle. Hiç üzmedik birbirimizi. Övgülerinizi de görüyoruz. Evet, hiç üzmedik, kırmadık. Safiye de öyledir. Ben çocuğumu doğurdum, Safiye'nin eline verdim. Puseti attım ona. Kaçıyordum doğru Ankara'da alışverişe. Kendimi bir yere atmak istiyorum çünkü. Safiye oturup bakıyordu oğulcana. Yani bu kadar güzel, uzun yıllar. Ama tabii yoğunluklardan görüşemeyince insanlar zannediyor ki ne oldu, bunlar ne kadar sıkı fıkı. Olur mu, bizim sıkı fıkılığımız devam ediyor. Ben hep söylüyorum ki Kibariye için telefonun ucundayım, bunu bilir her zaman. Efendim, nereye kadar yalnız olacaksınız? Yalnız mıyım? Yalnız mısınız? Nereden sen bana yalnız dedin? Pardon, bak arkadaşım karşımda oturuyor. Hükümet gibi kadın. Arkadaşlarım var. Çok büyük bir ailem var benim, biliyorsunuz. Ben yalnız değilim. Oğlum var. Şu an yanımda değil ama yalnız değilim. Evlenmeyi düşünüyor musunuz tekrar? Yok artık. Yok artık evlenmem. Başarısızım ben. Evlilikte başarısızım. Sanırım benden kaynaklanıyor. Belki çok yoğunum. Çok çalışıyorum. Çalışmayı seviyorum. Biraz oturayım diyorum. Bırakmıyorlar beni bacım. Diyorum ki ne güzel, O Ses Türkiye'nin tamamı çekilmesi falan 4 ay sürüyor. Tam benlik dedim. Ben bundan sonra dedim ne güzel böyle çalışayım, gündüz kuşağı falan yapmayayım dedim. Yine böyle bir şey oldu.
arıyorsunuz bir erkek? Neden soru buraya geldi? Şu an yani. Ya ben çok dürüst ve net olduğum için dürüstlük ve netlik ararım tabii karşımdaki insanda diyelim. Yalansız, riyasız, dürüst, net ve sadakat. Kesinlikle sadakat. Geçen gün Hülya Avşar'ın bir açıklaması vardı. 9 yıldır yalnızım ve mutluyum böyle. Evet, Hülya bu halinden mutlu gibi görünüyor. Hatta o esprisini de duydum. Kaya seni tekrar mı alsam gibi. Güldüm tabii, o espri yapmıştır Hülya bu. Ama yalnız olmasın. Güzel kadın yalnız kalmamalı. Bence herkesin hayatında yoldaş, arkadaş olmalı. Hayat arkadaşı olmalı. Yani birlikte sohbet edebileceğin, bir şeyler paylaşabileceğin birisi olması, birlikte seyahat edebileceğin, güleceğin, ağlayacağın, o bir omuz ararsın. Ne kadar güçlü olursan ol, her kadının bir omuza ihtiyacı var. Kesinlikle var. Şu an o kadar böyle güzel, muhteşem bir enerjiniz var ki. Var mı bu bir heyecan hayatınızda? Yok, şu an öyle bir şey yok. Arkadaşlarınız ve dostlarınız var. Çok arkadaşım var, çok çevrem, çok kalabalık. Çok sevenim var. Çok dostlarım var. Bak buraya geldim, bırakmıyorlar. Hiçbirini kırmamaya çalışıyorum. Bak sesim kısıldı. Oradan sürüklüyorlar beni. Yapmayın diyorum. Bir de gürültülü yerlere götürüyorlar. Derdimi anlatayım. Bir de konuşmak istiyorlar. Konuşunca sesim kısılıyor. Yapmayın. Bugün konuşmayacağım. Senden sonra. Oğulcan'ı evlendirmeyi düşünüyor musunuz? Oğulcan erken diyor. Ben bu konuda çok baskın bir anne değilim. Kendisi karar vermeli. İnanıyorum ki babası da öyle düşünüyor. Daha genç, bence zamanı var evlilik için. Ama kendi bilir. Yarın bir gün anne ben evlenmeye karar verdim derse de saygım sonsuz. Peki yarın bir gün birini aldı geldi, anne ben evleniyorum. Ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmam. Ne yapacağım? Hayırlı olsun derim. Hiç araştırmaz mısın? Yok, ne araştıracağım? Çocuk araştırmıştır zaten. Ben araştırmacı kurumuyor. Yok, araştırmam. Bir ara dediniz. Babası şöyle araştırır kesin. Kesin. Araştırmacı, yazar Sinan Engin kesin araştırır. Bana gerek kalmaz. Nasıl birisini istersiniz? Yani nasıl birisi sizin geliniz olabilir? Ya ben öyle bir laf söyledim. Onu da kimse anlamadı. Herkes bir yere çekti. Bir daha da bu konuda konuşmama kararı aldım. Mesela dedim ki oğlum fakir bir kızla evlensin de bir aileye faydası olsun dedim. Fakir diyor. Fakir aşağılıyor. Ben nereden geldim? Ya siz de bir tuhafsınız yani. Bazen bir şey eleştirirken öyle komiksiniz ki ya. Bir düşünmeden yani konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz. Kimi aşağılayacağım? Ben nereden geldim de birini aşağılayacağım? Ben de fakirlikten geldim. Fakire ne diyeceğiz? Zengin mi diyeceğiz? O zaman dizilerin adını da değiştirsinler. Zengin, fakir diziler var değil mi mesela? Nasıl olacak? Böyle komik komik şeyler yapmayın. Konuşmuş olmak için de konuşmayın. Beni de yormayın ya. Bak şimdi gene sinirleniyorum. Şimdi gene sinirlendim. Peki bu aralar var birkaç tane daha şey. Oğulcan araba aldı mı, almadı mı? Aslında aslında şimdi benim param çocuğumun parası. Çocuğumun kazanacağı ya da kazandığı para benim param. Bizim bütçemiz bir. Biz bir aileyiz. Nasıl erkek kardeşlerim, ablam, annem, yeğenlerim, bütün akrabalarım benim bütçemin içerisindeyse ve bizim için bu bütçe birse, ortada bir paket varsa, oradan bana oğlum arabada alabilir, hani ben bu evi beğendim, sana alıyorum, sen artık burada otur diyebilir, arabamı gidip değiştirdi, yapabilir. Bunun da nesi yadırgandı, onu da çözemedim de, yani bazen gerçekten çözemiyorum. Anlayamıyorum. Yani bütçe bu. Evladım benim. Benim için gidip bir araba alabilir. Bunun nesi tartışıldı? İçinden çıkamıyorum bazen. Bende mi bir absürtlük var? Ya da anlatamıyor muyum? İnsanlar mı başka yerinden anlıyor? Konuları bilmiyorum. Yaş var olayı. Yaş olayı bu bir şey oldu artık. İnanılmaz, her sene 3 yaş 5 yaş yükselte yükselte gidiyorlar. Ben bozulmuyorum, bunu tiye alıyorum. Ablam çok bozuluyor.
çok bozuluyor. Sen böylesen ben kaç yaşındayım diyor kadın. Yemin ediyorum bir gün eline geçerseniz çok kötü yapacak. Buradan basın mensubu arkadaşlarıma söylüyorum. Şu yaş mevzuna takılmayın. Öyle bir yaşa getirdiniz ki neredeyse annemle ablamı ben doğurdum. Yapmayın. Sonra bu yaş takıntınız sadece benimle ilgili değil. Hiçbir arkadaşımla ilgili yapmayın. Dünyanın hiçbir yerinde yaş takıntısı yok. Olmamalı da zaten. İnsan göründüğü yaştadır. Yani çok genç olup çok içiniz göçmüş ya da çok kendinizi yaşlı hissedebilirsiniz. Ama yaşınız bir yerdedir ama kendinizi inanılmaz iyi hissediyorsunuzdur. Bunlar konuşulmamalı bile bence. Görüntüler konuşulmalı. Görüntü üzerine konuşulmalı. Yani kilo eskiden yaş konuşulmuş. Şimdi kilo konuşuluyor. Kiloyu sor. Ne yaşı soruyorsun? Sorayım. Bak nasıl korktu bak. Kız böyle oldu bak. Korkma. Çok zayıflamışsınız. Zayıfım. Ben hep zayıfım. O arada bir... Yine kıyıyor musunuz Seda Hanım? Hep görürken böyle küçük küçük dokunalar... Küçük yiyorum. Aslında ben istediğim her şeyi yiyorum. Ama az yiyorum. Beynime kodladım bunu. Seda Sayan, biraz sonra üzüleceksin. Bir çatal al, çekil. Onu öğrettim kendime. Kendi nefsimi terbiye ettim Allah'ın izniyle. Az yiyorum, az. Yani... Özlem duyduğunuz hiçbir şey yok mu? Özlem duyduğum her şeyi yiyorum. Nasıl oluyor? Az yiyorum dedim. Her şeyi de var. Yani sizin gibi oturup da dipsomani değilim. Dibini aramıyorum yani. Tadına bakıyorum tamam. Oh kurban olduğum yarabbim diyorum. Bitti. Bunu da bana Fatma Girik öğretti. Öyle mi? Fatma Girik kulakları çınlasın. Allah'ım sağlık versin. Bir gün bana dedi ki Sedacığım günde bir öğünüye ne istiyorsan ye. Bu Fatma Girik taktiği nasıl dedim ya? Dedi ki sabah öğlen akşam yeme. Bir öğünü ama canın ne istiyorsa ye. Mükellef bir şey olsun yani. İstediğin her şey olsun o sofrada ve her şeye. Biraz Fatma ablanın dediğini yapıyorum. Biraz kendi istediğimi uyguluyorum. Ama aç geziyorum derken yani ucundan ucundan dinliyorum. Ama her şeyin tadına bakıyorum demek istiyorum. Ondan sonra diyorlar ki kötü örnek oluyorsun da millet aç. Hani zaten ne desen bir mesaj çıkarıyorlar içinden. Kötü örnek olduğunda yok işte insanlar senin yüzünden aç geziyor. Böyle denir mi? Yiyin ya. Bana ne kardeşim? Niye bana soruyorsunuz? Gidin yiyin. Bugün ne yediniz? Henüz yemedim. Sabah kahve seçtim. Sade bir kahve. Ben güne nasıl başladığımı söyleyeyim mi? Bir muz, bir kahve. Bana göre çok önemli. Muz çok önemli. Özellikle kadınlar muz tüketin. Çünkü o kasılmalar... yani kadın vücudu için çok gerekli bir besin. Muz. Bir tane tüketin. Muz. Şimdi derler ki pahalı muz mu alabiliyoruz? Muz ya. Bir tane tüketin. Bir şey olmaz. Kahve. Muz kahve. Sonra ne yiyorum ben? Ya millete bir şey geliyorsa tırtıklıyorum ucundan. Yemek söylemiyorsun. Biraz, arkadaşlarınıza söylüyorsun. Biraz şeyim. Yemek hırsızlığı yapıyorum. Yemiyorum. Soruyorlar ne yiyecek yemiyorum. Oradan biraz çalıyorum. Buradan çalıyorum. Öyle tamam. Ay çok yedim diyorum. Çok yedim. Ben sanki şey gibiyim. Siz hiç yemek söylemiyorsunuz. Arkadaşlarınızın yemeklerini söylüyorsunuz. Yok. Ve sonra tatlarına mı bakıyorsunuz? Dün ne yedim? İnanılmaz. Çıtır çıtır. Tavuk yedim. Tavuk. O kadar. Çıtır çıtır. Çekirdek gibi öyle güzeldi ki. Yediniz onu. Evet çıtır çıtır. Onları yedim. Böyle çıt 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 yedim. Hiç özlem duymuyor musunuz tatlım attığı? Sonra masaya dondurma geldi. Biraz dondurma aldım. Bir kaşık. Bir kaşık. Yeter. Tatlım atlı öyle. Meyveler falan. Bak meyve bir öğün. Şimdi gene konuşuyorum gene kızıyorlar. Şimdi ben hem soruyorsunuz. Ya meyve yiyorsunuz bak. Mesela yemeğinizi yiyorsunuz. Geçiyorsunuz televizyonun karşısına. Alıyorsunuz meyveleri soyuyorsunuz tıkıştırıyorsunuz. Hayır. Meyve dediğiniz şey bir öğün. Yani... Mesela bir öğle yemeği yerine meyve tüketebilirsiniz. Ya da sabah tüketebilirsiniz. Biz dün öğlen ne yedik? Arkadaşımın evindeyim. Şimdi saydığın her şey çok pahalı diyeceksiniz de. İnanın misafirim. Ananas yedik. O da arkadaşım dedi ki ödem. Onu da yemek istemedim de. Ödem atıyor ye dedi diye yedim. Peki mide botoksu yaptırdığını söyleniyor doğru mu? Aslında o mide detoksu gibi bir şey.
Ben şimdi biraz fazla bu ara tatil yaptım. Yurt dışında çok kaldım Asiye biliyorsun. Müge ile Gülşen görüyor mu beni? Görüyor. Seviyorlar mı? Sor bakayım. Müge, Gülşen seviyorsunuz değil mi Seda Hanım'ı? Çok beğeniyoruz. Seviyoruz. Böyle işaret yapıyor. Tamam. Ne dediler? Çok seviyoruz dediler. Tamam ben de sizi. Arada sevginizi gösterin ya. Tamam. Sadece sevgi istiyorum. Anlaştık. Ne istiyorum anlaştık, yani. Anlaştık. Ne dedim, ne diyordum? Mide botoksu. Mide botoksu dediğim gibi mide detoksu gibi bir şey. Çok gezdim, çok dolaştım. Biraz oralarda yani benim de ucunu bıraktığım zamanlar oluyor işte anladığınız gibi. Biraz da ödem oldu. Uzun da kaldım Miami'de. Evimde çok uzun kaldım. Bana göre daha da kalacaktım da. Sonra işlerimden dolayı dönmek zorunda kaldım. Biraz ucu kaçtı yemeklerin ve davetlerin. O yüzden burada bir detoksa ihtiyacım oldu. Ve emin ellerdeydim. Çok iyi bir şey. Çok çok güzel bir şey. Onun da bir zararı yok. Bak tavsiye ediyorum. Araştırın. Onunla ilgili de yanlış şeyler yazdılar. Ben hiçbir şeyi araştırmadan yapmam. Hiçbir zararı yok, yapın. Detoks gibi bir şey. Mis gibi oluyorsunuz. Çiçek. Çiçek. Böyle bir şey. Peki efendim, şimdi yapıyorsunuz yatırım muhakkak ki. Buradan kadınlara o Engin'in tavsiyelerinizden neler söylemek istersiniz? Nasıl yatırımlar yapsınlar? Valla ben program yaptığım zaman bu konunun uzmanlarını programa davet ettiğimde onlardan kadınlar için bu konuda tavsiyeler istiyordum ama ben böyle bir tavsiyede bulunamam çünkü benim yaptığım yatırımlar belli, herkes gücüne göre ama hep anneleri dinlemeli. Ben belli yaşıma kadar paramı hep annem biriktirdi, ben annemden harçlık alırdım, hiç kimse inanamıyordu, inan. Hiç gün yani en az bir 30 yaşına kadar falan annemden harçlık alıyordum. Yatırımları o zaman gözünün görebileceği şeyler, anne aklı. İşte o kendi yatırımlarını yapıyordu annem. Ne bileyim bir ev alıyordu mesela, bir şeyler yapıyordu. Ve ben hep anneme verirdim. Bütün param annem idare ederdi. Bankaya yatacaksa annem başındaydı. Yani öyleydim ben. Sonra bazı şeyleri değiştirmeye başladım. Öyle çok büyük yatırımları olan bir kadın değilim. Ama hamdolsun ya. Öyle. Başka. Hamdolsun. Hiç yok mu yatırımınız? Vardır. Ne? Emlak mı? Var tabii. Sizin de bildiğiniz bazı iş yerlerimiz var. Emlak var. Zaten emlaklar yatırımda değil ki. Benim sülalem oturuyor hepsinde. Hepsinde biri oturuyor. Otursunlar, canları sağ olsun. Ne yapalım? Sülale geniş. Ben alıyorum, onlar oturuyorlar. Öyle sefaları mi? Olsun. Peki Amerika'da ev mi aldınız? Çoktan aldık yani. Çoktan var canım Amerika'da evim. İlk değil, bu yeni değil. Bazı kadınlar vardı biliyorsunuz ki kıyafetlere yatırım yaparlar. İşte o tek taşlar çok önemlidir. Var mı sizin de öyle? Tabii marka yani. Marka takıntılarınız. Yok, öyle marka takıntısı olan bir kadın değilim ama benim saat hastalığımı herkes bilir. Saat şeyim var benim, yani bir şey alacaksam saat çekebilir beni hemen. Mücevher, ya herkes zaten bir mücevher markasının yüzüyüm. Her kadın ister güzel şeyler taksın. Ben de gücüm yettiğince alıyorum ama o kadar ille de bu benim olsun hırslarında bir kadın olmadım. Var ya bir şeylerim. Var, ayıp ya, ne anlattım şimdi? Hani çok büyük taşlar var ya, onlardan var mı? Vardır ya, hamdolsun ya. Ne yapacağız şimdi, oturup da şu kadarlık taşım var demeyeyim yani, yakışmaz bana. Peki en tatlı ya da en acı bir anınız var mı? Acı çok anılarım var. O da çocukluğumun o yokluğun içerisindeki acı anılarım var. Ama çok da tatlı anılarım var. Tatlı anılarım acı anılarımı götürüyor. Ben iyiyim ben. Kendimle çok barışık ve sık sık kendisiyle yüzleşen bir kadın olduğum için o acıları da götürüyor yani. Onlar da olmadan, onlar da törpülüyor seni biliyor musun? Daha adam oluyorsun, öğreniyorsun.
Ama sanki şu an anlatırken böyle başka bir noktaya gittiniz. Gidebilirim aslında, bunu yazdık diyorlar bana ama böyle yazmayı düşünmüyorum. Ablam diyor ki sen yazacaksan ben yazayım diyor. Bir kitap çıkartmayı düşünür müsün? Ben kötü şeyleri siliyorum kafamdan. Ablam bazen öyle şeyleri anlatıyor ki ay nasıl hatırlıyorsun bunları diyorum. Benim anladım ki beynim kötü şeyleri temizliyor. Güzel şeyler kalıyor kafamda. Kötülükler barındırmıyorum. Kötü anılarımı da, çektiklerimizi de. Biz çok yokluk çektik. Nesini anlatayım şimdi? Benim anneciğim çok çekti. Allah ona ömür versin. Babam da yaşasaydı da daha iyi yaşatabilseydim. Daha çok şey sunabilseydim. Ha bu babam çünkü çok emek verdi. Benim şarkıcı olmam, sanatçı olmam için çok uğraştı. Ama o hep Türk halk müziği okumamı istiyordu. Orada anlaşamıyorduk. Orada bile inatlaşıyordum rahmetli babacığımla. Keşke yaşasaydı, ben ona her şey okusaydım. Sırf onun için bir Türk halk müziği albümü yapsaydım. Anneciğim Allah ömür versin, onun gözü dalsa neden gözün daldı derim. Bayram günü size söylüyorum. Aileniz hayattayken onların kıymetini bilin. Onlar gittikten sonra hiçbir işe yaramaz. Onlara değerli olduğunu onlar yaşıyorken hissettirin. Size söylüyorum. Hani çocuklukta bir şey yaşarsın ve senin ömrün hayatın boyunca o hep seninle birlikte gelir ya. Var mı öyle bir anınız? Tabii. Silmediğiniz, silemediğiniz. Silemediğim anım var. Mesela bayramlar çok önemliydi. Ve yeni bir şey alınacak olması çok önemli. Biz tabii çocuktuk ve anlayamıyorduk. Babamın yani bazı şeyleri karşılayamamasını biz anlayamıyorduk. Onu da, çocuksun, istiyorsun, onu da istiyorsun, bunu da istiyorsun. Dört kardeşiz, bir şey hepimiz bekliyoruz. Ben hiç unutmuyorum. Yeşil bir pantolon, İspanyol paça, yeşil bir pantolon beğenmiştim. Alamayız dedi babam. Benim aklım onda kalmıştı, çok üzülmüştüm. Nedense takmıştım o pantolona. Sonra ben uyandığımda o pantolon başucumdaydı. O hayatım boyu unutamam onu. Babam onu ne yaptı, etti, nasıl yaptıysa o pantolonu bana almıştı. Ay duygulandım be. İşte böyle. Neyse. Bu da yeşil pantolon. Yok. Kim bilir ne oldu bilmiyorum. Bizde öyle değildi. Bizde giyilen verilirdi büyüdüğünüz zaman. Biz o kültürle yetiştik. Mahallemizde öyleydi. Yani giyilen, sen biraz boy atıyorsan, biraz değiştiysen öbür komşunun çocuğuna verilirdi. Yani oralardan geliyorum. Yani bir şey saklanacak, bir şey biriktirilecek ortamlar değildi benim geldiğim yerler. Bazen gidiyorsunuz, uzaktan izliyor musunuz? Ya hiçbiri yok orada. En son yine gittiğimde eskiden hiç eser kalmamış. Tabii ki gidiyorum. Eyüp Sultan'da doğdum. Kadırga'da çocukluğum geçti. Ama ne Kadırga aynı, ne o eski komşularımız var. Herkes yer değiştirmiş. Ne o evimiz duruyor, ne o oradaki köşedeki çeşme, ne Eyüp Sultan'daki o avlu, bir sürü evin açıldığı koca bir avlu, hiçbiri durmuyor. Her şeyin yerinde başka binalar var. Tabii ki gidiyorum ama her şey çok değişmiş. Bir film şeridi gibi geçmişe dönüyorsunuz orada. Tabii, yok ama fazla da dönemiyorsun çünkü değişmiş her şey, böyle kalıyorsun. Yani burada neler, ben buralarda koştum diyorsun. Burada bunu yaptım. Bu köşede şu arkadaşımla kavga etmiştim. Bu köşede onunla işte seksek oynamıştım. Burada oturup çekirdek yiyorduk gibi. Çok insana iyilik yaptınız. Riyakarlık gördünüz mü? Yapıyorum da hala. Yapmalıyız da. Allah bu yüzden bize verdiğine inanıyorum. Seçilmiş olduğumuza inanıyorum. Bazı insanların seçilmiş olduklarına inanıyorum. İnanıyorum ki Allah adil olana veriyor. Yani dağıtana, paylaşana veriyor. Paylaştığıma inanıyorum.
yaptırdığım okulları, okuttuğum çocukları biliyorsunuz. Yani benim için bunun sonu yok. Ben çalışmayı seviyorum. Çalıştığım sürece, kazandığım sürece tabii ki yapmaya ve yaşadığım sürece yapmaya devam edeceğim. Riyakarlık gördünüz mü? Görüyorum. Bazen yardım ettiklerimden bile görüyorum. Görmüyorum dersem şimdi yalan olur. Ne yapayım? Görüyorum yani. O da oluyor. Bu da var. Hayatın içinde var yani. Sonra onu hak olan, hak gören var kendisinde. Bunları da görüyoruz. Ne yapalım? Buradan bunu gördük diye bunu da yapmayacak değiliz. Sen o şeyi devam ettiriyorsun. Bilen bilir, bilmeyene güle güle diyorsun. Nur Yerlitaş dedi. Daha iyi şimdi. Bayramın üçüncü günü burada konserim var Bodrum'da. Konserde giyeceğim kıyafeti inanılmaz heyecanla hazırladı Nur Yerlitaş. Tamamen kendimi onun ellerine bıraktım. Çok güzel bir kostüm hazırladı. Kendimi içerisinde iyi hissettiğim bir kostüm hazırladı. Benim için o çok önemli. Çünkü sahnede de hiperaktif olduğum için rahat olmam lazım elbisenin içinde. Çok heyecanla hazırladı. Sağlığı biraz daha iyi. Şimdi daha da iyiye gidiyor. O işini çok sevdiği için atölyesinde oldukça o kumaşların arasında çok mutlu. Onun için iyi. 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 Dün bana şey yapıyor. Saçını ne yapacaksın? Oradan o elbiseyi giyince saçımı ne yapacağımı düşünüyor. Tarif ettim. Dedim ki şuraya bir şey sakın. Sakın kafana bir şey takma. Saçına bir şey takmanı istemiyorum. Bak seni parça. Tamam ya takmam dedim. Biliyor durmayacağım oraya bir şey koyacağım diye. Şöyle yapacağım şuraya bir şey koyacağım diye. Kadın kendini paraladı. Tamam tamam dedim söz veriyorum takmayacağım. En son ne karar verdiniz? Neye? Nasıl çıkacaksınız? Söyleyemem. Gelip görsünler. Yok öyle bir şey. Geleceksiniz. Göreceksiniz. Peki şimdi buradan son kez ne söylemek istersiniz şu an sizi? Herkese yani hayırlı bayramlar diliyorum. Benim gibi yapın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün, umurunuzda olmasın. Küsler barışsın, barışın. Kimseyle küs kalmayın. Çok uzun ama çok da kısa bir hayatın içindeyiz. Çok uzun yaşayacak gibi çalışın. Çok kısa gibi kendinize zaman ayırın. Kendinizi sevin. İyi bayramlar. Evet, şu an buradan aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Son sözünüz. Gitmeden önce yolunda açık olsun solunda. Git, git, git. Ardına bakma bir daha. Şarkı da atarlı değil mi? Atarlı. Evet ya. Ben de diyorum ben bunu kime söyledim? Onu kimseye söylemedim. Lara yaptı vallahi söz müzik. Lara'nın dedi ki abla bunu sen çok iyi okursun. Bu tam senlik dedi. Gerçekten benlikmiş. Bodrum'dan herkese sevgiler gönderiyoruz ve iyi bayramlar diliyoruz. Evet, Bodrum'a da iyi bayramlar. Sevgili izleyiciler, Seda Sayan uzun zamandan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir röportaj verdi. Bodrum'daki haber müdürümüz Asiye Acar'a ikinci sayfaya özel.